Merhaba. Bir hafta sonra yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta önce Bursa, ardından İzmir'de yapılan info toplantılarında birçok üyeyle, seyahat acentacısıyla konuşmak, görüşmek, tartışmak şansına sahip olduk. Soruların nedense ortak noktası turist rehberliği ile ilgiliydi ve bugün konumuz da bu nedenle turist rehberliği ağırlıklı olacak. Yine programda hukuk birimimizden avukat Işıl Karatepe ile birlikteyiz. Sorular onda, cevaplar bende. Evet, Işıl'cığım. İlker Hocam, Mevzuat Ne Diyor bölümünde hani sizin de bahsettiğinizde gibi ilk olarak sorularımız rehberlerle ilgili. Mevzuatta rehberler için acaba neler diyorlar diye bakacağız. İlker Bey, rehberin tanımını ve görevlerini 6326 sayılı yasaya göre belki de ilk önce yapmak lazım. Rehber kavramını tam bir netleştirebilmek açısından ve 1618 sayılı yasada rehberlerle ilgili herhangi bir hüküm var mıdır? 1618 sayılı yasaya göre nelere uymak zorundayız? Onları bir baştan alalım isterseniz. Evet, sadece var olanı konuşmakla yetinmemek lazım diye düşünüyorum. Turist rehberliği dendiğinde aslında yapısal olarak sorunlarına, varsa yanlışlarına, olması gerekene de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Niçin? Çünkü bugün turist rehberliği dediğimiz şey daha önce profesyonel turist rehberi veya kokartlı rehber diye tanımlanan bir meslek grubuna ilişkin bir söylem. Turizm sektöründe meslek olarak en net tanımlanmış ve en taze tanımlanmış alan turist rehberliği alanı. Senin de söylediğin gibi 6326 sayılı turist rehberliği meslek kanunu 2012 yılının Haziran ayında kabul edilip yürürlüğe girdi. Evet. Ve ondan sonra konu bugünlere kadar bir dolu sorunu, bir dolu tartışmayı, bir dolu da çözümü beraberinde getirdi. Rehber dediğimizde aklımıza ya da turist rehberi dediğimizde kanun terminolojisine uyarak konuşursak belli bir eğitimden geçmiş, bu eğitimin sonunda düzenlenen sınavı başarmış kişiyi anlıyoruz. Fakat bu yetmiyor. Bunu başarmış olmasının yanı sıra iki ayrı kategoride değerlendirdiğimiz bu insanların arasında profesyonel olarak turist rehberliği görevini ifa edecek olan insanın eylemli turist rehberi olarak tanımlanması gerekiyor. Eylemli rehber meslek odasına kaydını taze tutan, meslek odasına karşı yükümlülüklerini yapan ve her yıl yenilenen eğitim seminerlerinden belli bir miktarına katılım gösteren kişiyi ifade ediyor. Biz de turist rehberi dendiğinde aklımıza hep turizm dendiğinde nasıl yurt dışından gelen turist geliyorsa turist rehberi dendiğinde de aklımıza hep yurt dışından gelen turiste anlatan, onlara yol yön gösteren kişi geliyor. Aslında sanki bütün bu anlatım hatta kanunun yapısına baktığımızda turist profesyonel turist rehberliği veya yeni adıyla turist rehberliği mesleği sadece yabancılara yönelik çevirmenlikle karışık yapılacak bir iş gibi algılanıyor. İlginç bir dolu düzenlemeye yer verilmiş 2012'de. Kanun tekniği açısından oldukça ilginç. Benim hiçbir kanunda benzerini görmediğim maddeler var. 10. maddeydi yanılmıyorsam. 4 sayfada falan bitiyor. Bitiyor. Bayağı uzun bir madde. Yani tek başına 4. maddeye bakıyorum. 2,5 sayfa. 5. maddeye bakıyorum 2,5 sayfa. Yani bir maddenin içinde neredeyse bir kanun sığdırılmış halleri görüyoruz. Ve bütün bunlar aslında kanun anlaşılmasını da uygulanmasını da zorlaştırıyor. Zorlaştıran Niye şeyler. anlaşılmasını da uygulanmasını da zorlaştırıyor? Çünkü rehberin en temel özelliği olarak bir yabancı dil sınavını başarmış olma esas alındığı zaman rehberlik mesleğinin temeline yabancı dili oturttuğunuz zaman ikinci planda kalan rehberlik mesleğinin asli işlevi olan bilgi vermeyle ilgili donanım ve yeterlik gölgede kalıyor. Hatta
bunun mefhumu muhalifinden yola çıkarsak, Türklerin Türkçe alacakları hizmetleri vermekle ilgili aradıkları hangi özellik olabilir rehberde? Alana ve konuya hakimiyet ve bunu aktarmakta bir beceri. Yani çok önemli bir meslekten bahsediyoruz. Tabii Türkiye'nin doğasının, tarihinin doğru aktarılması gerekir. Türkiye'de rehberliğin babası kim? Cevat Şakir Kabağaçlı, yani Halikarnas babası. Buradan da bunu öğrenmiş olduk hocam. Rehberliğin babası bu. Yani Cevat Şakir'in en temel özelliği yabancı dil hakimiyeti olabilir mi? Hayır, değildir, elbette mutlaka. Değil. Yani Halikarnas balıkçısının en temel özelliği sanata, kültüre, coğrafyaya hakimiyet. Ve bunları aktaracak dil bilgisi elbette. Ama biz Türkçe bir rehberlik kavramını kanunda da tanımlamadığımız, uygulamaya da koymadığımız için her rehberin bir yabancı dili rehberlik eğitimiyle ve sınavıyla birlikte başarmış olması, bu yabancı dile ilişkin sınavları vermiş olmasını esas alıyoruz. Böyle olunca da aslında belki yabancı dil engeli olmasa en azından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye içinde muhteşem yol yön gösterecek olan insanların rehberlikle ilişkilendirilmesi, rehberlik mesleğini ifa etmesinde önüne geçmiş oluyoruz. Evet, belki mesleğin gelişmesini de bu anlamda engellemiş oluyoruz. Rehberden beklenen hizmeti de evet, engellemiş oluyoruz. Bu kanunda tanımlanmış, yani kanundaki tanımlara burada yer verip zamanımızı harcamak istemiyorum. Kanun önümüzde, rehber, eylemli, eylemsiz rehber gibi kavramlar var. Ama bu kanunların olmayan bir alanda bir mesleği tanımlarken yaşadığı bir sıkıntı bu kanunda da yaşanmış. Daha önce esnaf odalarına bağlı olarak ifa edilen, hatta bu esnaf odalarının dışında bazı derneklere üyeliğin karmaşık bir statüye tabi olduğu bir meslek iken, bu mesleğin yerine bir anda bu kanunla örgütlenmiş meslek odası üzerinden hareket ediyoruz. O zaman kanunun temel amacı turist rehberliği mesleğini düzenlemekten ziyade turist rehberliğinin üye olduğu kurumları düzenlemek falan gibi bir sonuca da ulaşıyor. Evet. Bu yönüyle de başlangıç için önemli ama yetersiz bir düzenlemeden söz edebiliriz. Peki hocam. Devamında hemen birliğimize gelen şikayetlerden ve sorulardan, acentalarımızdan edindiğim izlenime göre şunu sormak istiyorum. 6326'ya göre hani biliyoruz ki rehberler iki şekilde çalışabiliyor. Birincisi seyahat acentasında daimi olarak hizmet veren, yani 4857 sayılı kanuna göre işçi işveren ilişkisinde çalışan veyahut da serbest meslek erbabı olarak çalışabilen rehberlerimiz mevcut. Bu durumda rehberlere ödenen ücretler konusunda acentamızın sıkça sorduğu ve yaşamakta olduğu özellikle rehberin kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili problemler var. Serbest meslek erbabı olarak çalışan rehberlerin kazançları nasıl vergilendirebilir? Acenta bu konuda neler yapmalıdır? Bunları bir genel olarak tararsak faydalı olur herhalde diye düşünüyorum. Doğru. Nedense en temel sorunlardan biri bu. Hı hı. Yani nedense diyorum. Çünkü bu aslında rehberlik mesleği ve rehberlik mesleğin ifası ile ilgili bir konu değil. Bu tamamen sosyal güvenlik sistemi ve vergi sistemi ile ilgili bir konu. Yani turizme özgü bir sorun değil. Ancak turizme özgü bir sorun haline gelmesi uygulama bütünlüğünün olmamasından, rehberlerin de aslında bir taraftan bu kanuna uygun davranmamasından kaynaklanıyor. Niçin? Çünkü 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nun 4. maddesi senin de söylediğin gibi diyor ki turist rehberliği iki şekilde yapılır. Biri serbest meslek olarak, bir diğeri de bir hizmet sözleşmesine bağlı, iş kanununa bağlı olarak. Şimdi iş kanununa bağlı olarak turist rehberliğinin yapılmasından neyi kastediyoruz? İş kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, işçi işveren ilişkilerini düzenleyen bir kanun ve bir ücret mukabilinde daimi olarak çalışan birisiyle işvereni arasındaki ilişkiyi düzenler. Bu işi yapanın turist rehberi, yaptığı işin de turist rehberliği olması halinde taraflar arasında ücret ilişkisi
iş kanunu hükümlerine göre belirlenecektir. Yani bordro, bordroya göre maaş, maaşa göre de gelir vergisi vesaire vesaire. Yani herhangi bir çalışandan farkı olmaksızın belirlenen bir ücret, bu ücrete ilişkin de bir vergi ödemesi. İşveren payı, işçi payı, emeklilik. Senden benden herhangi bir başka hizmet sözleşmesiyle, iş sözleşmesiyle, iş akdiyle çalışandan farksız olarak. Ama ikinci ve aslında turist rehberliğinin gerçekte olması gereken madem bir meslek, ifa ediliş biçimi ise serbest meslek dediğimiz bir meslek. Serbest meslek erbapları. Kanunda serbest meslek olarak tanımlanan işleri yaparken elde ettikleri gelirler karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlerler. Serbest meslek makbuzunda ücret, stopaj, katma değer vergisi gibi vergiler yer alır. Serbest meslek erbabı bu makbuzu düzenlemek suretiyle parayı tahsil eder. Vergi mükellefi olarak gerekli ödemelerini yapar. Makbuz karşılığı ücreti ödeyen de kendisine düşen stopajı alır, devlete öder. Bu ilişki gayet net bu şekilde gerçekleşir. Serbest meslek erbabının tutacağı defterleri tutar ve konu biter. Ama niye peki sorun oluyor bu kadar net ve basitken ilişki? Turist rehberlerimiz maalesef eylemli olmayan kişilerin rehberlik yapmasına şiddetle karşı çıkarken bizzat kendileri serbest meslek makbuzu düzenlemek suretiyle para tahsil etmeye yanaşmıyorlar. Seyahat acentalarımızın en önemli şikayetlerinden bir tanesi, evet, senin de söylediğin gibi rehbere ödenecek olan ücretin karşılığında bir serbest meslek makbuzu alıp vergi usul kanununa göre muhasebeleşmemesi. Nasıl uygulanıyor peki? Seyahat acentası zorunlu olarak ödediği ücrete bir gider pusulası düzenliyor. Hı. Ve gider pusulasına göre bir vergi stope ediyor. Stopajla bir bedellik, bir vergiye ilişkin miktarı kesiyor ve kendisi ödüyor. Yani aslında rehber bu anlamda beyanname vermek, defter tutmak gibi yükümlülüklerinde farklı bir tablo sergiliyor. Peki bu mümkün mü? Mümkün, ancak hangi hallerde mümkün? Eğer gelir vergisi kanununa göre bir iş, bir meslek olsa dahi arızi olarak yapılıyorsa, yani sürekli olarak yapılmıyorsa, bununla geçinilmiyorsa, arada sırada yapılıyorsa, o zaman sen belli bir miktara kadar elde ettiğin gelir için serbest meslek makbuzu düzenlemezsin, öyle bir kayıt tutmazsın, ama sana bu parayı ödeyen, biraz önce anlattığımız usulde bir gider pusulasıyla içinden vergiyi stopaj olarak kesmek suretiyle ücreti öder. Biz rehberlerimizdeki sürekli bu işi meslek olarak ifa etmelerine rağmen gider pusulasıyla ücret tahsil etmenin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bunun yarattığı başka sıkıntılar doğuyor. Çünkü maalesef sosyal güvenlik sistemi, özellikle sosyal güvenlik sistemi, bu gider pusulasıyla ücret ödeme halinde kimin sosyal güvenlik sistemine dahil olması gerektiği konusunda çelişkili hükümler taşıyor veya uygulamacılar bu konuda olayı çözümlemekte zorluk çekiyorlar. Yani gider pusulasıyla ödeme halini rehberin hizmet sözleşmesiyle çalışması hali olarak değerlendiriyorlar ve diyorlar ki bir dakika, niye bunu sosyal güvenlik sistemine dahil etmedin? Bu ödemeyi yaptığın kişiyi kendi çalışanın olarak niye göstermedin? Halbuki kanun iki türlü ifa edilir diyor bu meslek. Serbest meslek olarak ifa ediyorsa karşımdaki, benim bordromda değilse, benim egemenlik alanıma girip bana bağlı bir maaşlı çalışan olmayı reddetmiş, istememişse, aramızdaki ilişki böyle kurulmamışsa, bu takdirde yapacakları da belli. Serbest meslek makbuzu düzenlemiyor. Kanunun arizi olarak bu işi yapanlar için öngördüğü bir yöntem var. Ben de vergisini keserek kendisine gider pusulasıyla ödeme yapıyorum. Sosyal güvenlik sistemi serbest meslek erbabının kendisine ait bir sorun. Ben hizmeti satın alıyorum. Ben onun yaşamındaki bir dönemi ücret mukabilinde almıyorum. Yani bir iş ilişkisi yok aramızda. Aramızda bir hizmet satım ilişkisi var.
Dolayısıyla iş kanuna tabi bir ilişki olmaktan çıkardığın zaman sosyal güvenlik sistemine tabi bir ilişki haline gelmiyor. Eğer bu bir temizlik işi falan gibi olsa bunu tartışabiliriz, bunu konuşabiliriz. Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili yükümlülükler kim, isteğe bağlı sigortalılık vesaire vesaire. Ama sosyal güvenlik sistemine girmesi gereken kişinin kendisi rehber. Onu o sisteme sokması gereken kişi ben değilim. Kendisi girecek. Eğer iş aktiyle bağlı, iş aktiyene bağlı çalışıyorsa zaten sorun yok. Onun için şu uygulama hatalarına dikkat etmek ve bundan kaçınmak gerekiyor. Denetim yapılıyor. Turizm Bakanlığı'nın sayfalarında hizmet alım sözleşmesi modelleri var. Rehberle acenta, seyahat acentası arasında yapılacak hizmet alım sözleşmesi. Şimdi hizmet alım sözleşmesi dediğiniz şey, serbest meslek erbabı rehberin serbest mesleğini icra etmek üzere seninle yaptığı bir sözleşmeyi ifade ediyor. Bu ne borçlar kanundaki hizmet sözleşmesi ne 4857 sayılı kanundaki iş sözleşmesi karşılığı. Borçlar kanundaki benzer ama bu benim egemenliğimle değil. Turist rehberliği meslek kanunu öngördüğü biçimde rehberin mesleğini icra etmesiyle ilgili bir düzenleme. Hal böyle olunca sen sosyal güvenlik sistemine sadece onun adı hizmet sözleşmesi diye sanki borçlar kanundaki hizmet sözleşmesi ne atıfta bulunuyormuşçasına bir düzenleme yaparsan sosyal güvenlik kurumu diyor ki niye sen bunu borduna koymadın, niye bunun primini ödemedin, hadi ver bakalım cezayı, geriye dönük de şu kadar şöyle yap falan. İlişkinin biçimi yanlış. Bu kanunla oradaki uygulama arasındaki fark bu. Sen bunu yanlış anlamalardan uzaklaştırmak için hizmet alım sözleşmesi yapmazsan rehberle 4857'ye tabi olarak da seninle çalışmadığı zaman peki hangi bağla orada bulunduğunu nasıl ispatlayacaksın? Rehberin elinde serbest meslek makbuzu olsa ve kendisi bunun bu yaptığı hizmetin karşılığı serbest meslek makbuzu düzenlediğini gösterse bu sorun çözülecek. Ama maalesef burada bir taraftan bu mesleği başkası yapamaz. Eylemdir rehber olmak için üye aidatını ödemek lazım. Şunu yapmak lazım diye ortalığı ayağa kaldıracaksın ama ücret tahakkuk ederken ve ücreti tahsil ederken vergi usul kanunuyla, gelir vergisi kanunuyla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyeceksin. Yani bence kanun var, en temel eksiklerden birisi bu. Yaşadığımız sorunlar da hem kamu kurumlarının kendi aralarındaki iletişimsizlik hem de düzenlemedeki eksiklik. Dayağı kim yiyor? Maalesef dayağı seyahat acentaları yiyor. Anlıyorum hocam. Tabii bir de bu 6326 ile hayatımıza giren başka bir şey var ki bu da rehber taban ücretleri. Yani turizm sektöründe günden güne elde edilen gelirin farklı oranlarda olduğu açıktır. Hepimiz tarafından biliniyor. Yani bir senedeki gelir diğer seneyle aynı oranda olmuyor maalesef. Ancak buna rağmen taban ücreti sayesinde rehber acenta aynı şekilde gelir kazanmadığı halde hep her seferinde aynı parayı alıyor. Bu sizce adil midir? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Ya bir kere önce rehber taban ücreti uygulamasındaki hukuki eksikliği de ifade etmek gerekir. Muhakkak. Kanun madem 4857 sayılı kanunla yapılır diyor bu meslek ikinci şık olarak. 4857 sayılı kanuna geçtiğimiz anda rehber taban ücreti diye bir kavram ortadan kalkıyor. Çünkü 4857 sayılı kanuna bağlı iş akdinde taban asgari ücrettir. Evet, orada ve bir 6 ayda bir asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen rakamlar asgari ücret olarak tahakkuk eder. Dolayısıyla taban ücreti uygulamasının iş kanununa tabi çalışmalarda söz konusu olmaması gerekir. Birinci kısmı bu. İkinci kısmı sen taban ücretini turlara göre, yevmiye dedikleri günlüğe göre belirliyorsun. Ama bu ücretin belirlenmesindeki zorluk derecesi, bölge, grubun zorluğu falan gibi herhangi bir unsuru göz ardı ediyorsun. De facto olarak fiilen taban ücretlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını herkes bu sektörde biliyor. Herkes biliyor. Ve sektördeki arz talep dengesi dilden dile değişiyor. Yani rehber ve acenta diye bir arz talep ilişkisi yok. Nadir dillerdeki arz talep ilişkisi başka.
Yaygın dillerdeki arz talep ilişkisi başka. Nadir dillerin efektif gücü başka. Yaygın dillerin başka. Hangi kalibredeki bir hizmeti belirliyorsun? Sen asgari hizmet standartını belirlemeden asgari ücreti nasıl belirlersin mevcut iş kanunun dışında? Sen asgari hizmetin taşıdığı koşulları belirledin mi? Kıstasları belli mi? Evet. Bunu belirlemedin. Hatta uygulamada gruptan farklı bir dile sahip olduğunda anlatan başka, eşlik eden başka rehber. Örnekler çok defakto olarak adil değil, gerekli de değil. Her konuda liberal olacaksın. Taban ücreti diye bir kavramda vergiyle ilgili konuyu hiç düzenlemeden, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili konuya hiç değinmeden taban ücrette taban ücret diyeceksin. Elbette doğru değil. Şimdi sorulara geçelim mi? Yani mevzuatın ne dediğine bakmaya çalışırken yine gördüğün gibi sorulara geldik. Sorun söyleyelim diyelim, bakalım neler sormuşlar. Evet, var mı? Çok soru geliyor. Telefonla geliyor, size de geldiğini çok biliyorum. Çok soru geliyor hocam. Merakla bekliyorum. O yüzden sorular seçerken biz daha çok acentalarımız hangi konuda sorun yaşıyorlar onlardan seçmeye çalışıyoruz. Sorduğunuzu söyleyelim bölümümüzde. İlk sorumuz, biliyoruz ki acentalarımızın hemen hemen yani büyük bir oranı rehber bulamamaktan şikayetçi. Özellikle iç turizm pazarında rehberin yeterli olmadığını düşünüyorlar. Bu konuda TÜREB'e de başvuruyorlar. TÜREB'den yanıt alıyorlar veya alamıyorlar. Bu konuda ne yapabiliriz hocam? Görüşlerinizi rica edeceğiz ama. Yani birliğimiz TÜREB'le bir platform kurmak suretiyle rehber ve acentanın pazarda buluşmasını sağlayacak önlemler almaya çalıştı. Ancak biraz önce konuyu birinci bölümü bitirirken konuya ilişkin söylediğim bir yere atıf yapmak istiyorum tekrar. Acenta ve rehber ilişkisi eğer biz dil bazlı olarak bakarsak her dil için farklı olacaktır. Ama biraz önce özellikle Türkiye içindeki rehberler dediğiniz noktada bir başka boyuta geçiyoruz. Her dilin rehberi Türkçe'de rehberlik yapabilmelidir, değil mi? Yani çünkü TÜREB'in dediği gibi her rehber aynı zamanda Türkçe biliyor. Öyleyse rehberlik belgesine sahip herkes Türkçe'de rehberlik yapabilme kabiliyetine sahip. Peki yapmak istiyorlar mı? Biz kendimizi kandıracaksak, kağıt üzerine bakarak konuşacaksak niye yapmak istemesinler diye cevap verebiliriz. Ama iç pazarda yerli Türk tüketicisinin, Türk turistinin ihtiyaçları, beklentileri, B, pazarın ekonomik modelleri, C, rehberlerin turdan örtülü beklentileri, yani turiste girilmiş diyaloglar veya turist üzerinden elde edilebilecek başka hoşluklara karşı beklentilerinin iç pazarda var olmaması, iç pazardaki tüketicinin, turistin bir rehberlik hizmeti almasının önünde en büyük engel olarak duruyor. Ama daha önemlisi, biz Türkçe rehberlikle ilgili bir belgeyi ortaya koyamadığımız takdirde, yani Türk tüketicisi için rehberlik hizmetini verecek bilgisi, donanımı üst seviyede, yol, yön bilgisi gelişmiş, alana, konuya, duruma vakıf, ancak yabancı dil yeterliliği konusunda bir sınavı başaramamış olan insanlara rehberlik belgesini vermediğimiz takdirde iç pazarda bu sorun daha da çok yaşanacaktır. Bunun tek bir çözümü var. Türkçe rehberlik kavramının gündeme gelmesi. Çünkü Türkiye'de rehberden beklenen servis, hizmet nedir? Buna bakalım. Benim için öğren yerinde beklediğim servis çok üst düzeydir. Yani Afrodisyası gezerken orayı yaşayan, orayı bilen, bana orayı anlatırken bana orayı yaşatan birine ihtiyaç duyarım ve onu isterim.
Efes'i gezerken hakeza, Bergama'yı gezerken öyle. Ama Ağrı Dağı'nın eteklerinde, Van Gölü'nün kıyısında gezerken oraya hakim olan birisini isterim. Bunların hepsine hakim tek bir adamın, her şeyi bilen insanların her şeyi az bilmesi gerçeğinde olduğu gibi, konuya çok hakim olmadığı sonucu da bir taraftan çıkacaktır. O zaman ben her şeyi az bilen ama çok bilenlerden yardım alan ve bu nedenle turun içinde sadece eşlikçi olan bir adama mı ihtiyaç duyuyorum rehber olarak? Gerçekten gittiğim yerde grubu bilgisiyle şaşkınlığa uğratacak, onu büyüleyecek olan birine mi ihtiyaç duyuyorum? Tüketici olarak ikinciye ihtiyaç duyuyorum. Seyahat acentası adına baktığımızda da bu tatmini ararım. Peki rehberin yolda, otobüste yolcuya eşlik ediyor olmasının bir avantajı var mı? Olabilir. Nereden nereye olabilir? Yani fıkralar anlatırken mi, hikayeler anlatırken mi, konuya insanları hazırlarken mi? Elbet olabilir. Ancak bu asli beklentimi ortadan kaldırmaz. Ben monografik köklü bilgiyle büyülenirim. Bugün Türkiye'nin çok önemli entelektüellerinin zamanında rehberlik yaptığını biliyoruz. Bugün bile evet, öyle halen de devam etmekteler. Öyle rehberlik yapanlar var. Biz o insanların rehberliğinden niye etkileniyoruz? Yabancı dil bilgi, yabancı dil hakimiyetlerinden mi etkileniyoruz? Bilgilerinden etkileniyoruz. Evet. O zaman Türk tüketicisi için, Türk turist için Türkçe buna hakim olan birinin rehber olarak adlandırılıp görevlendirilmesinin istenmemesinin sebebi ne olabilir? Ne mahsuru olabilir? Ne mahsuru olabilir? Diğer pazarlarda alternatif bir hizmette sunulmayacağına göre bana sorarsan, bana bir imkan verilse, bir sihirle turist rehberliği meslek kanunu yaz kardeşim deseler, rehberlik mesleğini tanımlarken önce bilgi, birikim, alan, coğrafya hakimiyeti, bu konudaki eğitim, bu konudaki formasyon sonrası sınav, ondan sonra yabancı dil bilgisiyle alınacak ek sıfatlara yer veririm. Yani önce rehberlik mesleğiyle ilgili belki de uzman yöreleri tanımlayan, uzman alanları tanımlayan, yani dini esaslı mesela Hristiyanlık, işte yedi kiliseler turu gibi Hristiyanlıkla ilgili derin bilgi sahibi olan bir rehberin uzmanlık belgesiyle Ağrı Dağı'nda rehberlik yapabilecek olan, Kapadokya'da rehberlik yapabilecek olan birinin uzmanlık belgesi farklı olabilir. Hepsi temel bir rehber karakteriyle belgelendirilir, eğitimleri sınanır ve daha sonra bu uzmanlıklar olur. Ondan sonra da dil bilgileriyle ek sıfatlar alır. Çince rehber dediğimde ben şunu anlarım o zaman. Rehberlik konusundaki temel eğitimi almış. Bir alanda uzmanlığı var veya yok. Ve ayrıca bir dile hakim. O dilde rehberlik yapabilir. Biz tersten başlıyoruz. Önce dil, sonra diğer özellikler. O zaman işte Türkçe rehberlik ortadan kalkıyor. Bu nedenle alan hakimiyeti, bilgi derinliği açısından bölgesel rehberlik kavramının altı çizilmeli, yeniden düzenlenmeli. Bu böyle olmazsa karşımıza alan kılavuzu adı altında başka kavramlar da çıkar bildiğin gibi. Anlıyorum hocam. Diğer gene birliğimize ulaşan sık sorulardan bir tanesi de acentalarımız tarafından gelen. Yurt dışına organize edilen bir paket turda rehber bulundurmak zorunda mıyız bizler? Yani bizler derken seyahat acentaları. Kanunun yorumlanması, kanundaki hükmün değerlendirilmesi bu konuda iki ayrı grup tarafından iki farklı noktada gerçekleşiyor. Rehberler diyor ki evet bu da bir turdur öyleyse bulundurmak zorundasın. Seyahat acentaları diyor ki bir dakika öyle bir şey yok. Niye öyle bir şey yok? Bir kere bunu böyle tanımlamıyor kanun. Daha önemli bir şey var. Hukuk kurallarının geçerliliği ve etki alanı kendi idari sınırları içindedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırının dışına çıktığında senin sahip olduğun rehberlik kokartı, sıfatı o ülke tarafından tanınmıyorsa sen zaten o işi orada ifade edemezsin. Bana da başka ülkede nasıl davranmam gerektiği konusunda Türkiye'deki kanunu uygulayamazsın. Her devletin kendi kanunu vardır muhakkak ki. Elbette. Yani ne yapacak? Roma'da
bir yeri mi anlatacak? Berlin'de bu eğitimi burada aldığını biliyoruz. Dünyaya ilişkin almadığını biliyoruz. Niçin peki? Roma sokaklarını bildiğine mi eminiz? Böyle bir kurs mu aldı? Böyle bir bilgi birikimine mi sahip? Hangi sebeple çevirmenlik mi yapacak? Yani rehberin burada rehber olarak tanımlanırken taşıdığını söylediğimiz sıfatlar, özellikler yurt dışı turunda nerede gerekli? Türk kültürünü tanıtmak, Türkiye'deki alan, arkeoloji, mitoloji bilgisiyle, tarih bilgisiyle, geziyi bilgi kaynağı haline getirmek işlevini yerine getiren rehber ne yapacak? İtalya'da ne yapacak mesela? Yani İtalya'da ne yapacak? Yani Toskana'da şarapla ilgili bir uzmanlığını mı anlatacak? O zaman niye benim rehbere ihtiyacım var ve rehberi kanunun amacına aykırı? Kanun tanımladığı rehber profiline aykırı bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını çıktığı anda böyle bir rehber bulundurma zorunluluğu söz konusu olamaz. Zaten bunu açıkça ifade eden bir düzenleme de söz mevcut değil. Peki hocam, şimdi sorduğunuz söyleyelim bölümümüzde bizim isterseniz bir de rehber arkadaşlarımıza da küçük bir jest yapalım. Çünkü onların da bizim birliğimize ilettiği birçok soru var. Özellikle rehberlerden gelen bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Rehber acentadan ücretini alamazsa ne yapabilir? Birliğimizin bu konuda herhangi bir hak ve yetkisi var mıdır? Bu konuda yorumlarınızı rica edeceğim. Rehber seyahat acentasından ücretini alamazsa her alacaklı gibi kanuna başvurabilir. Yani otel alamazsa ne yaparsa, rehber de alamazsa Aynısını yapacak. Otobüsçü de alamazsa aynı şeyi yapar. Yani burada tarafların ilişki biçiminde herhangi bir başka üçüncü taraftan farkı yok birbirleriyle. Hizmet alan, hizmet satan pozisyonları aynı şey duruyor. Yalnız şöyle bir avantajı var tabii rehberlerin veya seyahat acentalarının karşılıklı ilişkide. Her ikisi de sonuç itibariyle Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda tescilli, orada sicilleri olan kişiler. Biri ticari işletme olarak ve kurum olarak, bir tanesi de gerçek kişi olarak Turizm Bakanlığı'nda sicil dosyaları bulunan, Turizm Bakanlığı tarafından denetlenebilen ve bu denetime göre çeşitli yaptırımlara konu olabilen ve iki mesleği yapan insanlar. Bunların aralarındaki sorunun çözümünde Turizm Bakanlığı'nın elbette konuyu inceleyiş biçimiyle bir katkısı olabilir. Fakat bu katkı hukuki bir zorunluluğu beraberinde getirmeyecektir. Ama ben burada başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği, yani 3 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği Türkiye Seyahat Acentaları Birliği nezdinde tahkim kurulları oluşturma hak ve yetkisi TÜRSAB'a tanındı. Bu tahkim kurullarında rehber ve seyahat acentası arasındaki ticari veya ticari olmayan uyuşmazlıklar, eğer bir iş aktiyle bağlı değillerse, 4857'ye tabi değilse, bu tahkim kurullarına taraflar yetki verirse, bu tahkim kurulları sayesinde çok hızlı bir özel yargılamayla sorun çözüme kavuşturulabilir. Bence seyahat acentalarının ve rehberlerin bu çözümün farkına vararak kendi aralarında yapacakları sözleşmelerde tahkim kuruluna, TÜRSAB tahkim kuruluna yetki vermesi, uyuşmazlıklarda çözüm merci olarak yetki vermesi bu şikayetlerin giderilmesinde çok büyük bir imkan da beraberinde getirecektir. Peki hocam, şimdi de adil olayım, bir de acentalarımızın sorularını hemen ileteyim size. Biliyoruz ki birçok soruda şeyi görüyoruz, rehberler otellerle anlaşarak otel müşterisine tur düzenlemekte, böyle bir hizmet vermekte. Bu yasaya uygun mudur? Bu durumda ne yapılabilir? Bunu rica edeceğiz. Rehberlik Meslek Kanunu, tur düzenlemek konusunda rehberlerin bir hak ve yetkisi olmadığını özellikle vurgular. Rehberler aslında sadece seyahat acentasına bağlı olarak ifa edilecek bir mesleğe sahiptirler. Böyle bir şey olur mu? Olur tabii.
Doktorlar Sağlık Bakanlığı'ndan doktorluk belgesini alır cerrahlar. Ama cerrah oldukları için muayenehanelerinde adamları kesemezler, ameliyat edemezler. Bir hastaneye bağlı olarak, bir hastane koşulunda ancak mesleklerini icra edebilirler. Evet, örnek aslında çok güzel uydu. Rehberlikte de bu böyle. Yani rehber seyahat acentasının programına bağlı olarak mesleğini icra etmek suretiyle faaliyet gösterir. Kanunda tur düzenlemek ve seyahat acentalığı faaliyeti sayılmamak kaydıyla falan gibi hiçbir kanuna yakışmayacak muallakta bazı tanımlamalardan yola çıkarak rehberlerin ören yerlerinde bağımsız gezenlere hizmet satabilmeleri imkanı varmış gibi algılanıyor ama bu bile otel müşterisine eşlik etme hak ve yetkisini kendilerine vermez. Bir turist rehberi ören yeri dışında bir yerde bir turiste eşlik ediyorsa seyahat acentalığına muhalefet ediyordur. Apaçık. Faaliyetten men edilmelidir. Rehber olarak da bu anlamda bütün müeyyidelere çarptırılmalıdır. Turist rehberi eylemli eylemsiz fark etmez. Seyahat acentası olmaksızın bir turiste ören yeri dışında hizmet veremez. Bu kadar net ve kesin konu. Gayet netiz bu konuda. Çok. Hocam bir acentamızdan gelen bir soru var yine. 2019 yılında outgoing turları yapmak istiyoruz demişler. Outgoing turlarda tur yaparken rehberimizin ve müşterimizin yanında bulundurmaları gereken evraklar nelerdir? Evrak, sigorta vesaire diye açık genişletmiş. Bu konuda bilgi almak istediğini belirtmiş. Bu konuda sizin görüşlerinize başvurmak isteriz. Yani outgoing tur niteliği itibariyle yani Türkiye'den başka bir ülkeye yönelik düzenlenen tur bir paket turdur. Dolayısıyla hem 1618'deki paket tura ilişkin hükümlere hem de 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanundaki paket tur tanımına hem de bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış paket tur sözleşmelerinin hazırlanmasında uygulanacak esaslara ilişkin yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu bağlamda bir kere biraz önce yaptığımız açıklamaya geri dönersem, yurt dışına yönelik turda bir rehber bulundurma zorunluluğunun olmadığını biraz önce vurgulamıştım. Hı hı. Burada kastedilen rehber, tur lideri, turun başında oraları gerçekten bildiğine inanılan kişinin eşlik etmesi ise, o kişi buradan çıkarken elbette grubun konaklamasıyla ilgili tüm belgeleri yanında bulunduracak ama paket turlarla ilgili en önemli husus paket turu satarken bir programın olması, bir paket tur sözleşmesinin mutlaka bulunması ve paket tur sigortasının yapılmış olması. Yani paket tur sigortası her outgoing faaliyette de Türkiye içinde de paket tur varsa yani ingoing'de de paket tur olabilir ama outgoing'in paket tur olmama ihtimali yok. Belki vardır uç birkaç örnek ama genel durumu budur. O zaman mutlaka bulunması gereken evrakların başında paket tur seyahat sigortası geliyor. Bu da kanunda ve yönetmelikte yer alan bir zorunluluk. Peki hocam, şimdi diğer gelen bir sorumuzda da günübirlik ve ya da paket turlarda rehberlik taban ücretinin çok yüksek olduğundan bahsetmiş acentalarımız. Bu konuda yeni bir düzenleme yoluna gidilebilir mi? Sizlerin görüşlerine başvurmak istiyoruz. Birincisi, birinci bölümde söylediğimiz gibi taban ücret uygulaması turizme de mesleğin ifasına da hayatın gerçeğine de aykırı. Olmuyor yani. Pazarın gerçeğine de aykırı. Niteliği itibariyle de rehberliği tek bir meslek, turu da tek bir ürün olarak görürseniz o taban ücret dediğiniz ücretin ne kadar gerçekçi olmadığını anlarsınız. Hem rehberin niteliği değişecek, hem turdan beklentiler değişecek, hem de turun zorluk derecesi kullanılan dilin var eğer yabancılara yönelikse, kullanılan dilin ve müşterinin profilinin niteliği dikkate alınacak ki doğru ücret bulunabilsin. Taban ücret bugün uygulanması imkansız olduğu için uygulanamadığını gördüğümüz bir ücret. Tamam mı? Yani uygulanamıyor. Hı hı.
uygulanmak zorunda olanlar da beklentilerini yükseltiyor çok doğal olarak. Seyahat acentası da o taban ücreti verirse fiyatlara yansıyor. Tüketiciye yansıyan bu fiyatlarla o turun yapılması ihtimali ortadan kalkıyor. Evet. Siz bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz, adı tur, paket tur. Aracın ücretinde, fiyatında ki girdiler, maliyetler belli olmasına rağmen, değil mi? Aracın kiralamasına etki eden bir yığın unsur var. Yakıt var, köprü parası var, o var, bu var. Yani aslında bizim fiyat çalışması yapabileceğimiz bir dolu şey var ama onun fiyatına ilişkin piyasaya bırakıyorsunuz her şeyi. Konaklamada taban fiyatlardan vazgeçmişsiniz. 1618'de tur taban fiyatı diye bir kavram varmış, ondan vazgeçmişsiniz. Ama rehberlerde taban ücret diye bir ücreti devam ettiriyorsunuz. O zaman adama sorarlar, niye otellerde yok, niye turlardan vazgeçildi? Yani yapılacak şey derhal bir kere bu uygulamadan vazgeçmek. Ama artık Türkiye Seyahat Acentaları Birliği düzenlemenin yapısı nedeniyle dava açarak bu konuda mahkemelerin tip kararlar vermesinden yorulmuş durumda. Biz rehberliğin turizmin gerçeklerine uygun hale getirilmesi için yasal düzenleme yapılarak sorunlarından arındırılmasını ve mesleki anlamda güçlenmesini destekliyoruz. Taban fiyatına sığınarak bir uygulamanın yanlış olduğunu görüyoruz, söylüyoruz. Eğer taban fiyatıyla ilgili bu kadar çok konuşuluyorsa lütfen sosyal güvenlik sistemine dahil olmakla, vergi usul kanunu gereği serbest meslek makbuzu düzenlemekle ilgili de aynı titizlik gösterilsin bakalım demek durumundayız. Peki hocam. Evet, bir şey söyleyeceğim. Bitti mi yoksa? Sordunuz, söyleyelim kısmını kapatmak durumundayız. Çünkü tüketicilerin sorduklarına cevap vermemiz. Peki bizi hocam. İzleyen sektör dışı tüketicilere de ayıp olmaması ayıp için olmasın. Çok önemli. Bakalım 3. bölümde ne var? Tüketici isterse diyor bu bölüm. Ne istemiş bakalım tüketici? Hocam tüketici ne istemiş hemen söyleyeyim. Ne istememiş ki? Tüketici çok şey istiyor. Tur sırasında rehberden memnun olmayan, bu nedenle de turdan beklediği verimi alamayan tüketici ne yapabilir? Hemen bunu soralım. Rehberden memnun olmayınca rehberle ilgili hiçbir şey yapamıyor, biliyor musun? Gene seyahat acentasıyla ilgili bir şey yapabiliyor. Çünkü işte mesele de bu. Rehberlik hizmeti seyahat acentasının ürününün bir parçası, sadece bir parçası. Ve bedel tamamına veriliyor. Biraz önceye bir atıfta bulunmak gerekirse, benim tamamından sorumlu olduğum bir üründeki fiyatı belirlerken hiçbir şey yok piyasa koşullarına göre. Ama içindeki bir hizmeti belirlerken piyasa koşullarının dışında bir taban fiyat uygulaması olacak bir şey değil. Çünkü tüketici rehberden memnun değilse seyahat acentasından aldığı üründen memnun demek değil. Seyahat acentasından bu ürüne ilişkin ayıp iddiasıyla bedelde indirim gibi bir tazminat, bir giderim talep edecek. Bu talep sonucunda rehber kusurlu bulunursa seyahat acentası bu bedeli tüketiciye ödemek, sonra rehberden tırnak içinde alabilirse bu bedeli geri almak söz konusu olacak ki eğer 4857 sayılı iş kanununa tabi bir ilişki varsa bu bedeli asla da alamayacak. Alamayacak. Evet, diğer bir sorumuz da hocam. Tüketici eğer atıyorum kokartsız bir rehbere denk geldi ya da rehberlik vasfına haiz olmayan birinin rehberlik yaptığını gördü. Bu durumda nasıl bir yol izlemelidir? Yani hem kaçak rehberlik gibi bir şeyden bahsediliyor. Tabii belgesiz yapılamayacak bir şey rehberlik ama rehberlik hizmetinin ne olduğuna bakacağız. Gerçekten bir tur lideri gibi veya bir eşlikçi gibi veya bir transfer elemanı gibi onlara eşlik eden birinden bahsediyoruz. Ören yerlerini gezdirip anlatan,
turun programında yer alan, gezilecek, görülecek yerlerde bilgi veren yegane kişiden mi bahsediyoruz? Eğer ikincisinden bahsediyorsak, o zaman bunun rehber olmaması hali mevzuata aykırı bir düzenlemedir. Seyahat acentasının ciddi yaptırımlara tabi olmasına neden olacağı gibi tüketicinin de ayıplı bir hizmet satın aldığını gösterir. Bu anlamda da bir tazminat, bir indirim, bir iade talebi varsa bu talebi değerlendirilecektir. Peki hocam, bir de tüketicimizden şöyle bir soru gelmiş. Arada bir seyahat acentası yok ama taşıyıcı firma ve rehberle yapılan bir tura katıldığını ve bu turdan memnun olmadığını iletmiş bize. Bir daha söyle. Taşıyıcı firma ve bir rehber vasıtasıyla yapılan... Seyahat acentası yok. Seyahat acentası olmadan yapılan bir geziye katıldığını söylemiştim o zaman. Bu konuda ne yapılabilir, nerelere şikayet edebilirim diyor. Biz önce tüketiciyi nereye şikayet edelim, ona bakalım. Çünkü tüketicimiz işte seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşların ürünlerini sanki seyahat acentasıymış gibi değerlendirip satın alırsa tüketici olarak bu haklarını gelip bizden soramıyorlar. Niye? Üyemiz değil. Üyemiz değil. Zaten aldığı hizmet kanun dışı. Rehber de kanun dışı bir hizmetin içinde, taşımacı da kanun dışı bir hizmetin içinde. Eğer bu hizmeti rehber ve taşımacı seyahat acentasıymışlarcasına yapmışlar ve satmışlarsa onları sahtecilikten şikayet edecek. Belgesiz faaliyetten şikayet edecek. Faaliyetten men edilmelerini, ceza görmelerini, idari para cezasına çarptırılmalarını, eğer bu sahte bir belge, görünüm, levha, plaket vesaire ile desteklenmişse sahtecilikten de ayrıca haklarında dava açılması için Cumhuriyet Savcılığına başvurmalarını sağlayacak. Peki yani hocam, demek istediğim şu: biz tüketicilere niye diyoruz ki seyahat acentasıyla gidin? Bunun için diyoruz sevgili tüketiciler. Siz tüketici olarak seyahat acentası olmayan kişi ya da kuruluşlardan bir hizmet alırsanız şu eksikti, bu eksikti, bu yanlıştı, bu kötüydü, beni dolandırdı deme hak ve şansınız olmayacak. Onun için seyahat acentalarından alışveriş yapmalısınız turizm ürünleriyle ilgili. O zaman yakasına yapışacağınız adam var, yakasına yapışacağınız kurum var, hesap soracağınız insan var. O hesabı sormanıza yardım edecek bizim gibi kurumlar var. Onun için seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlardan seyahat ürünleri almamanız gerekiyor. Kendi çıkarlarınız için, kendi beklentilerinizin karşılanmaması halinde tüketici olarak haklarınıza sahip çıkabilmeniz için. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra... Bence yani tam yerinde soru öyle geldi ki bunu yapmadan olmazdı. Evet hocam. Bir diğer tüketicinin de sorusu, yurt dışı kültür turunda Mısır olarak da belirtmiş ayrıca. Yerel rehber ile Türkiye'den giden Türk rehberler arasında yaşanan huzursuzluktan dolayı inanılmaz rahatsız olduğunu, turu kısa kesmek zorunda kaldıklarını söylemiş. Acentanın mağduriyeti gidermesi gerekmekte midir diyor, yoksa direkt rehbere mi başvurmalıyım? Yine aynı şekilde bir soru gelmiş, bunu da cevaplayabilirsek. Ya ilginç, yerel rehberle işte evet. Sen şimdi Türkiye'den de bir rehbere gitmesi zorunlu zannedersen ve onu götürürsen oradaki kanun gereği oradan aldığın bir rehberin hizmetini verirken böyle bir sorunla da belki karşılaşabilirsin, ama biz soruya cevap vermek için kolay olan yolu seçelim. Ürünün sahibi seyahat acentasıdır. Bütün şikayetleri karşılamak zorunda olan da seyahat acentasıdır. Eğer rehberlik servisini turu kısa kesmek diye tanımladıkları biçimde eksik almışlarsa, o zaman bu eksiklik kadar bir tutarın kendilerine iadesini isteyebilirler. Kimden? Seyahat acentasından. Çünkü turun sorumlusu, tüketiciye karşı bütün bunları yapacak olan taraf illaki seyahat acentası olacaktır. Hocam, canlı olarak gelen bize bir soru var. Hemen onu da okumak istiyorum size. Yine bu sefer tüketiciden değil ama üyemizden araya küçük bir üyemiz sorusunu sıkıştırayım. Seyahat acentası turist rehberlerine ödediği net ücrette tüm vergisel yükümlülükleri kendisi mi katlanacak? Aslında soruyu cevapladık ama bir tekrar etmek faydalı olacak herhalde. Seyahat acentası ve turist rehber arasındaki ticari faaliyetten her iki taraf da ticari kazanç elde ederken tüm vergisel yükümlülüklerin acentanın üzerinde doğmasının doğru olup olmadığını soruyor. Üyemiz ya, bu konuda burada bir yanlış anlaşılmayı gidermek lazım.
vergisel yükümlülük aslında tamamen rehbere ait. Stopaj, rehbere ödenecek ücretten vergi dairesine verilmek üzere kesilen bedele verilen isim. Stopaj kesinti demek. Niçin kesiyor? Seyahat acentası ücreti veriyor, bir miktarını kesip vergi dairesine veriyor. Bunun adına stopaj diyoruz. Dolayısıyla ücret stopajla birlikte hesaplanan miktar. Yani vergi yükümlülüğünün seyahat acentası üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. Ama maalesef uygulamada rehberler ceplerine giren parayı ücret diye saydıkları için seyahat acentasının bu sebeple ödemek zorunda olduğu verginin kendi adlarına ödendiğinin farkında değiller. Serbest meslek makbuzu düzenleseydi, seyahat acentası serbest meslek makbuzundaki ücretin içinden bir miktarı kesecek, vergi dairesine yatıracaktı. Rehber de yıl sonunda vergisini hesaplarken kendi adına yatırılmış bu tutarları vergiden düşecekti. Varsa fazlalığı bu vergiyi ödeyecekti. Yoksa kendisi alacaklı hale gelecekti. Gider makbuzuyla stopaj kesilmek suretiyle yapılan ödeme de aynı. Seyahat acentası rehbere ödeyeceği paranın içinden kesip vergi dairesine yatıracak. Ama maalesef uygulamada rehberler ücret kavramını sadece ceplerine girecek olan, kendi ellerine geçecek olan parayla ölçtükleri için bu böyle değerlendirilmiyor. Eğer rehberliğin bir an için kurumlar vergisine tabi bir iş olduğunu düşünseydik ve bir fatura kesiliyor olsaydı, o zaman seyahat acentası fatura karşılığı bir bedeli öderdi. Vergi rehberin bileceği, çözeceği bir sorun haline gelirdi. Dolayısıyla bu olayda da yükümlülüğün kimde olduğunu vurgulamakla yetinelim. Ücreti elde eden, kazanan kişi de yükümlülük. Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili, yani SGK, prim vesaire, emeklilik, bunlar ise rehberin çalışma biçimine göre değişir. Eğer rehber iş kanununa göre çalışıyorsa, işveren ve işçi ücrete ilişkin ödemeleri doğacaktır. Yok, serbest meslek erbabı olarak çalışıyorsa rehber kendisini başka bir sosyal güvenlik sisteminin içine dahil edecektir. Peki hocam, bir de alan kılavuzu ile ilgili bir sorumuz var. Acentamız alan kılavuzu tam olarak ne demektir? Sizlerin bir açıklamasını rica etmiş. Bazı kanunlar bazı alanlarda özel nitelikli insanların aracılığıyla grupların bulunmasını, gezdirilmesini şart koşuyor. Hı hı. Örneğin bunlardan bir tanesi Gelibolu Yarımadası. Gelibolu Yarımadası'ndaki faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin özel bir kanun var. Bu kanunda var. Orman Bakanlığı'nın milli parklarla ilgili bazı düzenlemeleri var. Orada da aynı kavrama rastlıyoruz. Alan kılavuzu o kurumların kendilerine ait özel bölgelerde rehberlik dediğimiz hizmeti vermek üzere ehil gördükleri kişilerden alınacak hizmette o kişileri tanımlamak için kullandıkları bir kavram. Yani hem Gelibolu hem Orman Bakanlığı gibi alanlarda onlarca kayıt altına alınmış, onlar tarafından bilgisi ve alana hakimiyeti belgelenmiş, bilinmiş, onlar tarafından ruhsatlandırılmış kişilere alan kılavuzu diyoruz. Bu kişiler orada ki tüm gezilerde bulunmak, o geziyi gerçekleştirmek zorunda olan kişiler. Buradaki soru şöyle olmalı. Kanun bana alan kılavuzu bulundurmayı zorunlu kılıyorsa ben bir de yanında rehber bulunduracak mıyım? Niye bulundurayım? Rehber ne yapacak? Alan kılavuzunun yaptığı iş rehberlik ve o alanda aslında onlar yapabilecek bu işi. Rehberin orada anlatma hak ve yetkisi yok. Rehberin gezdirme hak ve yetkisi yok. Rehber orada misafir gibi geziyor. Ama şu anda mevzuattaki boşluk nedeniyle orada gerçekleşen turda rehber öyle bir misafir gibi geziyor ve bunun için de bir ücrete hak kazandığı ileri sürülüyor ve hak kazanıyor. Peki niye? Alan kılavuzuna ayrı bir ücret veriyorsunuz. Alan kılavuzunu da almak zorundasınız orada grubunuzu Gelibolu Yarımadası'nda gezdirmek istediğinizde örneğin. Ne olacak? Şimdi bir Gelibolu turu Anzaklarla ilgili büyük bir tur vesaire yapıldığında
bu bir turdur, rehberi bulunduracaksın. Peki bulundurdum. Rehber ne yapacak? Sabaha karşı 4'te otobüse binecek benimle. Çanakkale'ye, Gelibolu'ya gelecek. Gelecek. Ama Gelibolu'da kadar herkes uyuyacak zaten otobüste. Sabah orası gezinirken de bir dakika diyecekler. Sen rehber falan burada sen çalışmıyorsun. Alan kılavuzu çalışacak. Alan kılavuzu gelecek, grubu anlatacak, gezdirecek. O da rehber de dinleyecek orada alan kılavuzu. Son dönecek, sonra rehber diyecek ki asgari ücret tarifesine göre bana bu bedeli ver. Hak mı reva mı ya? Hem rehbere yazık, hem seyahat acentasına yazık, hem bu paranın yansıyacağı tüketiciye yazık. Sonuçta son kertede tüketiciye yansıyor zaten elbette. Bunlar. Alan kılavuzu meselesine geldiğimizde durum budur. Peki hocam, sorularımız bitti. Sorularımız bitti. Süremiz biraz daha var. Burada bir şeyden söz etmekte yarar görüyorum. Tabii. Rehberlik gerçekten bir meslek. Özellikle akademik, yani mesleğin 4 özelliği var. Bir tanesi formasyon. Bizim turizm akademilerinde, turizmle ilgili meslek yüksekokullarında veya fakültelerde turist rehberliği bölümü var ve bu bölüm mezunlarının turist rehberliği sıfatını kazanması gerekiyor ama biz alıyoruz bu diplomaya sahip olanları, başka hiçbir işte de yok ha. Yani avukat hukuk fakültesini bitiriyor, baroda staj yapıyor, avukatlık ruhsatı alıyor. Avukatlık evet, sınavını tartışıp duruyoruz yıllardır değil mi? Kişisel kanaatimce olması gerekir de ama yok. Avukatlık gibi meslekte yok. Aynı şey doktorluk gibi meslekte de yok. Sağlık Bakanlığı'nda hiçbir başka sınava tabi olmuyor. Tıp fakültesi bitirdi. Ama turist rehberliği bölümünü bitirenler turist rehberi değil. Nasıl olacak bu? Ya da neden oluyor bu? Yani yine herhangi bir dışarıdan başka bir üniversite mezunu gibi sınav, dil konusunda sınava girecek, tura katılacak falan. Ya o zaman biz o bölümleri niye dizayn ediyoruz? O bölümler niye var? Yeterli ya o yanlış yani. Ya bu yanlış. O zaman buna doğru bakmak lazım. Rehberlik meslekse formasyona ilişkin kuralları doğru yapalım. Turist rehberliği eğitimi almamışları rehber yapmayalım. Turist rehberliği eğitimi almışları rehber yapmıyorsak o zaman bu dille ilgili kriterleri de yeniden gözden geçirelim. Türkçe rehberlik konusu en azından turizm fakülteleri, turizm meslek yüksekokullarında rehberlik mezunları için derhal düşünülmesi gereken hususlardan biridir. Bu turizmin niteliğinin alaylıdan mektepliye geçmesi açısından da önemli bir adım olacaktır. Bence her şeyi madem konuşuyoruz, olması gerekenden konuşuyoruz. Turist rehberliği de turizmin diğer alanları gibi mesleki anlamda doğru, yeterli tanımlamalara ihtiyaç gösteren şeylerden biridir. En genç düzenlemeye sahip olmasına rağmen bu düzenlemeyi yenilemek, doğru, anlaşılabilir, okunabilir, kanun tekniğine uygun bir hale getirmek gerekecektir diye düşünüyorum. Burada meslek olması nedeniyle turist rehberliğini önemsiyoruz. Çünkü biz seyahat acentacılığında bir meslek olarak görüyoruz. Onda da formasyonun önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatta ben şahsen konaklama sektöründe de okullu, mektepli sayısının hızla artmasını, bunun da bir zorunluluk olarak getirilmesini düşünenlerdenim. Onun için bir yerden başlayacaksak bu ilk ve en kolayı turist rehberliği olabilir. Bugünkü programımızda turist rehberliği ile ilgili hususları ayırdık. Haftaya buradaysak eğer bakalım hangi konuları tartışacağız. Bu hafta sizden gelen talep, soru, istek ve şikayetleriniz de belirlenecek. Hepinize iyi bir hafta olsun. Hoşça kalın.